Merhabalar Büyük Beyaz File'e hoş geldiniz. Arkadaşlar Alman zırhlı ağacının klasik zırhlı dalından ilerliyorduk ve en son olarak bu ağacın 8. seviyedeki üyesi olan Bismarck'a değinmiştim ve buna ek olarak 8. seviyede yer alan Alman zırhlılarından da elimden geldiğince bahsedip onları anladığım kadarıyla sizin de anlamanızı sağlamaya çalışmıştım. Ne demiştik? Bismarck Alman zırhlı ağacının klasik zırhlı dalının en iyi gemisi demiştik. Ama velakin ben bu terimi kullanırken biraz da göreceli kullandım. Bunun sebebini bu videoyu izlerken zaman içinde anlayacaksınız. Fakat Bismarck'ı çok muhtemelen çok zevk alarak oynayıp da 9. seviyeye geldiğinizde karşılaşacağınız gemi ağacın 9. seviyedeki üyesi olan ekranda görmekte olduğunuz Friedrich der Grosse. Friedrich der Grosse çok tartışmalı bir gemi. Çünkü Friedrich der Grosse Birçok insanın World of Warships'te en nefret ettiği veya sevmediği zırhlar arasında ilk üçe koyacağı zırhlardan biri. Fakat bu gemi bence bunun aksine Bismarck'ın eşleşme avantajını saymazsak esasında teknik anlamda ağacın en iyi gemisi. İnsanlar şimdi bu yorumuma çok şaşırdı, şaşıracaktır da. Fakat bu videoyu gerçekten kulağınızı vererek dinlediğinizde benim neden bu gemi için ağacın en iyi gemisi olduğumu düşündüğümü anlayacaksınız. Gel gelelim. Ben her ne kadar Friedrich der Grosse'nin ağacın en iyi gemisi olduğunu düşünsem de... ...ağacın en iyi gemisi sıfatını Bismarck'a vermiş olmamın sebebi Bismarck'ın Friedrich der Grosse'nin aksine... 11. seviye süper gemilerle eşleşmiyor olması ve bundan dolayı da performansının, kapasitesinin çok daha büyük bir kısmını oyuna yansıtabiliyor olması. Çünkü Friedrich der Grosse Bismarck'tan kasa olarak daha büyük bir gemi, Friedrich der Grosse Bismarck'tan birazcık daha hantal bir gemi. Dolayısıyla Defansif avantajlarının çok büyük olmasına rağmen süper gemi denilen bela yüzünden Friedrich der Grosse her maç eşleşmesinde potansiyelinin tamamını yansıtamayabiliyor. Bundan ötürüdür Bismarck potansiyelini yapabileceklerini maça daha iyi yansıtabilecek bir eşleşmeye düştüğü için ağacın en iyi gemisi sıfatını ona layık gördüm. Fakat bireysel olarak incelendiğinde bence Fredrik Dergrosse Bismarck'ın bayağı önünde. Neden diyeceksiniz? Şundan ötürü. Fredrik Dergrosse bence oyunun en yanlış anlaşılmış gemisi. Yani bu gemiyi insanlar özellikle A gövdesiyle oynarken isabetsiz bir ana bataryayla oynuyorlar. Ve kötü performanstan sonra B gövdesini açmış olmasına rağmen performans arttırımı yaşamadıkları için Gemi hakikaten onlara kötü geliyor. Gömmeye başlıyorlar. Bir noktada vazgeçiyorlar ve daha da kötüsü bu gemi bok gibi diye yaymaya başlıyorlar. Ve bu adeta bir salgın gibi aynı şekilde yayılmaya devam ederek herkesin bu gemi hakkında kötü fikir sahibi olmasına vesile oluyor. Arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim. Friedrich der Grosse full ikincil oynanacak bir gemi değil. İnsanların yaptığı ilk hata bu. İnsanlar Friedrich Dargrosse'yi tıpkı Bismarck'ta olduğu gibi full ikincil giderek oynamaya çalışıyorlar. Fakat Friedrich Dargrosse Bismarck'ın teknesinin küçüklüğüne veya manevra kabiliyetinin yüksekliğine sahip olmadığı için çapra ateşe kaldığında her ne kadar can havuzu aşırı derecede büyük olsa da Bismarck kadar kolay sıyrılamayabiliyor hele ki 11. seviye süper gemi eşleşmelerinde. Bundan dolayıdır ki Friedrich Dergrosse'nin oynanışı Bismarck'ınkinden biraz farklı. Gel gelelim Friedrich'in şöyle bir avantajı var Friedrich Dergrosse. Birazdan sebebini bahsedeceğim nedenlerden ötürü hem orta menzilden hem yakın menzilden olduğu kadar uzak menzilden de etkili olabilen oyunun hatta ağacın en özgün zırhlarından biri. Çok ilginç gelecektir bu söylediklerim ama gerçekten öyle. Şimdi Friedrich der Grosse'nin olayı nedir diyeceksiniz. Friedrich der Grosse'nin tarihinden girmek gerekirse Friedrich der Grosse diye bir zırhlı oldu. Ama 1. Dünya Savaşı'nda yanlış hatırlamıyorsam Kaiser sınıfı birinin adıydı. Fakat ekranda World of Warships içerisinde 9. seviye Alman zırhlısı olarak gördüğünüz bu gemi esasında Nazi Almanyası'nın Z planı altında tasarladığı birçok devasa gemiden H39 isimli proje zırhlısının oyuna yansıtılmış hali. Bu bir. İkincisi bu gemi olmadığı için bu geminin teknik kısımlarına oyun açısından değineceğim. Friedrich der Grosse'de kendisinden önceki Alman zırhlarında olmayan bir olay var. Friedrich der Grosse'de 406 veya 420 milimetrelik ana batarya arasında gidip gelebiliyorsunuz tercihe bağlı olarak. Her birinin bir avantajı ve bir diğerine nazaran dezavantajı var. Fakat ben bunu baştan söyleyeyim. Bu gemiyle gidecekseniz 406 milimetreliklerle oynayın. Sebebi de şu. 406 milimetrelik topları taktığımda göreceğimiz şey 102 milimetrelik deliş ve 12.700'lük delici mermi hasarı. 420 milimetrelik ana bataryayı taktığımızda göreceğimiz şey 105 milimetrelik deliş ve 13.500'lük delici mermi hasarı. Sadece 700'lük bir delici mermi hasarı arttırımı ve artı 3 zırh delebilmek için ana batarya dolumunuzu en az 3 saniye uzatıyorsunuz. Buna değer mi? Bana soracaksanız değmez. Çünkü nem menzil değişiyor 420 milimetreklere mm geçtiğinizde veyahut ana bataryanın dağılımı değişiyor. Bundan dolayıdır ki artı üçlük bir zırh kalınlığı delebilme kabiliyeti bu gemi için hiçbir şey değiştiremeyeceğinden ötürü 420 milimetrelik ana bataryayı kullanmanın bence hiçbir mantıklı sebebi yok. Sırf 700 daha fazla vuracağım diye ana batarya dolumunuzu uzatmanın gereği yok. Friedrich Dargross'de de eğer ki oynayacaksanız full ikincil gitmeyeceksiniz. Hibrit ikincil gideceksiniz. Ama velakin, lakin Friedrich der kendisinden sonra ağacın 10. seviyesi olarak gelen üyesi Proysen'den ve kömürle alınabilen Grosser Kurfüs'ten ikincil bazında bir avantajı var. O da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şuradan Alman zırhlarını açalım. 8'i de açalım. Bakın Fredrik Der ikinci il bataryalarında gördüğünüz şey 16 adet 105 milimetrelik ikinci top ve 12 adet 150 milimetrelik ikincil top. Şunu aklınızda tutun. Büyük kalibreli ikinciler her zaman ikincil hasarının temelini oluşturur. Bismarck'a geldiğimizde gördüğümüz şey Friedrich der Grosse ve Bismarck'ın ikincilerinin aynı olduğu. Fakat ağacın 10. seviyesi Preussen'e geldiğimizde bir de ne görelim 150 milimetrelikler azalırken 128 milimetrelikler çoğalıyor. Bu Preussen'de de böyle, Kurfürst'te de böyle. Bundan ötürüdür ki Friedrich der ikincil bazında ağacın 10. seviye üyesinden birazcık daha avantajlı. Ama Friedrich der Grossi'nin esas olayı ana batarya isabet arkadaşlar. Zaten bundan dolayı hibrit ikincil gidilmesi gereken bir gemi. Şöyle ki insanlar Friedrich der full ikincil giderek oynamaya çalışıyor. Fakat şunu baştan söyleyeyim o hataya ben de düştüm yıllar önce. Friedrich der Grossi full ikincil gidildiğinde oynanamayacak kadar kötü bir zırhlı. Gerçekten. Bunu kelimelere dökmek imkansız çünkü o kadar kötü oluyor. Fakat, fakat, fakat şuradaki yükseltmelerle gittiğiniz takdirde yani Birin ikisini alıp ikincilerinizin kırılmasını önlediğinizde ikinin birini aldığınızda üçüncü slotta nişan alma sistemleri modifikasyonu aldığınızda burada kesinlikle ikincil menzilini uzatmıyorsunuz. Çünkü ikincil menzilinizi uzatmak yerine ana batarya sistemleri nişan modifikasyonu aldığınızda bu geminin birden full potansiyele ulaşabilmek için önündeki bütün kapılar açmış oluyorsunuz. Bunu zaten anlatacağım birazdan. Dördüncü slotta dönüş çünkü bu bir Alman zırhlısı. Adalara yakın ama adaların biraz açığında oynanarak ve tabi maçı iki devre halinde ele alıp ilk devrede gözlem yapıp gerekirse uzaktan sıkıp ikinci devrede de bastırmak suretiyle oynanan bir gemi. Bunun için adaların etrafından manevra yaparak hareket etmeniz lazım. Dolayısıyla dönüş. Beşinci slotta tabii ki gizlenme. Altıncı slotta da, da ana batarya dolum veriyoruz arkadaşlar. Çünkü Friedrich Dargrosse'nin ana bataryasının isabetini 3. slottaki yükseltmeyle arttırdığınızda menzili zaten 20.3 kilometre olduğundan dolayı ve bu menzili menzil uçağıyla da uzatabildiğinden dolayı menzili uzatmaya bana soracak olursanız hiç gerek yok. Bu gemiden tam verim almanın formülü şu yükseltmeler. Friedrich der Grosse'nin gördüğünüz üzere standart bir hasar kontrol partisi ve standart bir Alman tamiri var. Menzil uçağı ve avcı arasında gidip gelebiliyorsunuz. Tabii ki menzil uçağı alıyorsunuz ve şurada da görmekte olduğunuz üzere ağacın karakteristiği olarak Bismarck'tan başlamak suretiyle hidroakustiğe sahip. Friedrich der Grosse'nin hidroakustiği 6 kilometreden gemileri 4 kilometreden de torpidoları gözlemliyor. Hidroakustik arama Alman zırhlılarının Agresif hücum zırhlısı olmasını sağlayan başlıca unsur. Yani maçın ikinci yarısında bastırırken destroyerlere de karşı önlemli olabilmenizi sağlayan hayati bir nokta. Hidrogustin açıp hücuma kalktığınızda Hidrogustin aktif olduğu 132 saniye boyunca torpido yemiyorsunuz arkadaşlar. Bütün torpiyoları 4 kilometreden görüyorsunuz. Sis basan bir destroyer olursa 6 kilometreden daha sisin içinde spotlayabiliyorsunuz ve ikincilerinizle dövmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Friedrich Dergrosse ana batarya isabeti verdiğiniz takdirde mermi dağılımındaki Bismarck'a nazaran bir farktan ötürü ana bataryasıyla da etkili olabilen ve yaklaştığında ikincil bataryasıyla da etkili olabilen hem uzaktan hem orta menzilden hem yakından dövebilen ağacın en versatil gemisi. Bunu bu şekilde özetlemek çok hoşuma giderek yapmış olduğum bir olay oldu. Friedrich der Großen'in zırh yapısına değinmeden olmaz. Friedrich der Großen'in zırh yapısının dezavantajı üst yapı çok büyük. Dolayısıyla buraya herhangi bir destroyer, hafif kruvazör patlayıcı mermi isabet ettiği takdirde delecektir. Yani sadece yangın başlatmakla kalmayacak, deliş hasarı da verecektir. Çünkü 19 mm. Fakat taretler gördüğünüz üzere tipik Alman taretleri önünde eğim var. Şu 400 milimetrelik dikey olan kısmı dikine girecek olan delici mermiler taletleri kırabilecektir. Fakat üstteki eğime gelen delici mermiler sekecektir. Bu zaten bilinen bir şey. Alman zırhlarının karakteristiği. Gördüğünüz üzere burun ve kıç 32 mm kaplama ama 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 60 mm'lik bir buz kram var. 150 mm'lik bir yanak zırhı var. Zaten gördüğünüz üzere zırh kemerleri 235 ve 300 mm. Tamam mı? Buna ek olarak güverte kalınlığı ortada 50 milimetre taretlerde 80 milimetre Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Hafif kruvazörlerin hatta ağır kruvazörlerin dahi patlayıcı mermileri bu güverteyi delemiyor. Patlayıcı bombalar bu güverteyi delemiyor. Güverte çok sert, çok sağlam. Peki bunu ne deliyor? Almazırların korkuluk yavusu tabii ki delici bomba atan uçaklar. Yani delici bomba atan uçaklar Alman zırhlarını afiyetle yiyor. Fakat şöyle bir durum var. 32 milimetrelik burun kısmı çok küçük arkadaşlar. Bakın. Güverte öne ve arkaya doğru 50 milimetrelik kalınlık şeklinde uzanıyor. Dolayısıyla yangın başlatma haricinde patlayıcı mermilere dahi bağışıklı diyebiliriz bu gemi için. İnsanlar bu gemiyi değerlendirirken hiç zırh şemasını kontrol etmeden değerlendiriyor. Ki zırh şeması haricinde de avantajları var. Ama burnu kaldırdığımızda gördüğümüz şey tabii ki bütün Alman zırhlarının karakteristiği olan kaplumbağa kabuğu şeklindeki zırh şeması. Ve bu kaplumbağa kabuğu Friedrich der Grossi'de 150 milimetre. Yani yakın dövüşte bu hayvan köşk yemiyor. Peki bu hayvan köşk yiyor. Nasıl yiyor? Şöyle yiyor. Tıpkı Bismarck'ta olduğu gibi hareket halinde dönüş esnasında şuradan girecek bir delici mermi. Şuradan yani az önceki noktadan girip şuraya isabet ederse anca o zaman. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü zaten bakın kaplumbağa kabuğunun eğimi çok şey olduğu için yatay olduğu için yandan gelecek delici mermi şu zırh kemerini delse bile şu çok eğik olan eğimden hop sekecek ve sadece et hasarı vermekle yetinmiş olacaktır. Dolayısıyla Friedrich Dergrosse mükemmel bir orta ve yakın menzil dövüşçüsü arkadaşlar. Taretleri kaldıralım. Güverteyi de kaldıralım. Gördüğünüz üzere zaten köşk su seviyesinin üstünde. Ama velakin o kaplumbağa kabuğu sayesinde kesinlikle orta ve yakın menzilde köşk yemiyor. Yerse çok uzaktan yiyor ve belli bir açıyla dönüş esnasında yiyor az önce söylediğim üzere. Kaldı ki şurada görmüş olduğunuz üzere yan kaplamalar ve köşk arasında bir de boşluklu zırh var. Ve bu boşluklu zırh sebebiyle su altından da oldukça güvenli. Yani Friedrich Dargrosse zırh kalınlığı ve zırh şeması olarak... Delici bomba atan uçak gemilerinin uçaklarını saymazsak her türlü hasara karşı dayanıklı. Fakat illaki dayanıksız olduğu bir unsur var. O da Dakka dediğimiz seri bir şekilde ateş eden gemilerin toplarını başlatabileceği seri yangınlar. Bütün Alman zırhlılarının zaten zayıf noktası aşil topu budur. Bundan ötürüdür ki zaten benim tavsiye ettiğim kaptan becerilerinde 4. slota geldiğinizde yapmanız gereken şunlar. Önce tabii ki önleyici bakım. Ondan sonra ister tanet dönüşü verebilirsiniz, isterseniz şu torpido savunmasına verebilirsiniz tercih sizin. İkincil menzilini uzatıyorsunuz, ikincili isabetini arttırıyorsunuz. Ondan sonra yangına veriyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü arkadaşlar bütün Alman zırhlılarının korkulu kabusu yangındır. Çünkü yakın dövüşe girdiğinizde hele ki çapra ateşe kaldığınızda sizi çapra ateşe almış olan gemiler dakika dediğimiz seri ateş eden gemilerden olursa işiniz gerçekten yaş. Dolayısıyla güvertenizde başlayabilecek yangın sayısını 4'ten 3'e indirmek bu gemi için kritik derecede önemli. Hayat kurtarabilen bir mevzu. Dolayısıyla benim Friedrich der Grosse'de tavsiye ettiğim yükseltmelere ek olarak tavsiye ettiğim kaptan becerisi bu şekilde. Kaptana full ikincil gidiyorsunuz ama yükseltmelerde üçüncü slotta ikincil menzilini uzatmak yerine isabet alıyorsunuz ana batarya ki ben bu Şekle hibrit ikincil diyorum. Ana batarya esaslı ikincil. Dolayısıyla bence süper gemi eşleşmelerine maruz kalmasa der Dergrosse aslında Bismarck'ın dahi önüne geçebilecek kadar iyi bir gemi. Tek yapılması gereken arkadaşlar bu gemiye karşı ön yargılarınızı kırıp bu gemiyi benim tavsiye ettiğim şekilde oynamaya çalışmak. Bir hata yaparsınız, iki hata yaparsınız ama illaki ki üçüncü, dördüncü olmadı beşinci maçtan sonra aa bu gemi iyiymiş demeye başlarsınız. Çünkü gerçekten benim bu gemiyle yakaladığım hem performans hem rakamlar çok iyi. Yani bu gemi bence oyunun en yanlış anlaşılmış gemisi ve bu gemiye hakkını vermek benim için adeta bir görev oldu. Çünkü bu kadar iyi bir geminin sırf yanlış anlaşılma ve yanlış dedikodu sebebiyle kötülenmesi bana hem çok garip hem çok yersiz hem de çok saçma geliyor arkadaşlar. Oğlum mis gibi gemi lan. Mükemmel bir gemi neredeyse. Ana bataryası Bismarck'tan ve Preussen'den çok daha isabetli. Dolayısıyla uzaktan da oynayabiliyorsunuz. Yani maçın o bekleyin ve gözlemleyin dediğim ilk yarısında dahi uzaktan etkili olabiliyorsunuz bu gemiyle. Ağacın en versatil gemisi. Şimdi ben size bir Friedrich der Grosse maçı göstereceğim. Bu maçta yakalamış olacağım rakamlar ve oynanış performansı benim bu gemiyle oynadığım tipik bir maç standardı. Dolayısıyla hemen o maça geçeyim ve Friedrich der Grosse'yi anlatırken neyi neden yaptığımı anlatırken bir de kendi seviyesindeki 9. seviyedeki zırhlarla karşılaştırayım. Friedrich der Grosse. Bu oyunun kimilerince en sevilmeyen, kimilerince en nefret edilen fakat benim görüşümce oyunun en yanlış anlaşılmış zırhlarının başında gelen çok kıymetli bir gemi. Bir 9-8 eşleşmesindeyiz burada Barkın ve Samet'le ve maça başlarken şunu söyleyeyim arkadaşlar tekrar ediyorum bu maçın sonunda görmüş olacağınız performans ve rakamlar benim bu gemiyle oynadığım maçların en azından 10 maçın 7 veya 8'inde yakaladığım rakamlar ve performans. Dolayısıyla bu gemiyi düzgün bir şekilde donatıp tipik bir Alman zırhlısının gerektirdiği şekilde oynadığınızda bundan verim almak atıyorum Bismarck'tan dahi verim almaktan daha kolay oluyor. Yeter ki karşınızda size hayatı zehir edecek bir 10. seviye denizaltı veya bir süper gemi çıkmasın. Çünkü bu ikisinden biri veya ikisi aynı anda geldiğinde... Frederick der de geçtim. Herhangi bir 10. seviye gemiye dahi hayat zindan oluyor. Fakat maça başlarken gördüğünüz üzere ilk yaptığım şey tipik bir Alman zırtlısı oynar gibi adalara yakın geçip orada bir pozisyon alacağım ki gözlem yapabileyim. Fakat Frederick Dergrosse de az önce de söylediğim üzere ana bataryadaki dağılım avantajından ötürü maçın ilk yarısında dahi uzaktan sıktığınızda sizi şaşırtacak vuruşlar elde edebiliyorsunuz ki bu zaten bu gemiyi sevmenizdeki ilk adım olacak. Ben bu maçı anlatırken bir yandan az önce de söylediğim üzere Frederick Dergrosse'yi kendi seviyesindeki 9. seviyedeki zırhlarla eşleştireceğim ve anlatacağım. O zaman başlayalım. Frederick Dargrosse'nin Can Havuzu arkadaşlar 84.300'lük ki bu onu Kier birlikte 9. seviyenin en büyük can havuzuna sahip 3. zırhlısı yapıyor. Daha iyi can havuzuna sahip 9. seviye sadece 2 zırhlı var. Biri Musashi hayvanı 97.300'le diğeri de Soyuz hayvanı 88.100'le. Frederick Dargrosse'nin Az önce de söylediğim üzere 406 ve 420 milimetrelik ana bataryalar arasında gidip gelebiliyorsunuz ki benim size tavsiyem kesinlikle 406'lı kullanmanız çünkü artı 3 zırh delebileceğim diye ana batarya dolumunu 3 saniye uzatmanın gereği yok. 406 milimetrelik ana batarya zaten standart diyebileceğimiz bir rakam iken 420 milimetrelik ana batarya kalibresi esasında 9. seviye zırhlar arasındaki en büyük 3. kalibre. Daha büyükleri sadece Musashi'nin 460'lıkları ve e, Sun, Yatsen ve Georgia'nın 457'likleri. Fakat şöyle bir durum var. İster 406 kullanın ister 420 kullanın ana batarya menzili değişmiyor 20.3 kilometre ve sadece menzil uçağı kaldırarak uzatılabiliyor. Eğer ki yükseltmelerden şeyle uzatmamışsanız yükseltmeyle uzatmamış. Burada Alaska'yı yan gördüm ve köşke attım. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Fredrik Dergros senin bakın ben burada full ikincil oynamıyorum. Hibrit ikincil oynamama rağmen. Kepe sadece biraz yaklaşarak dahi kepin tamamını ikincil menzilimin içine alabildim. Fakat oradan bir kossak siz içinden beni farmlamaya başladığı için tipik bir Alman zırhlısıyla yapılması gerekeni yapıyorum arkadaşlar. Bandırdım ve çıkardım. Maçın ilk yarısında böyle girişler ve çıkışlar yapmak, bandırmak Alman zırhlısıyla yapabileceğiniz en temel taktiklerden biri. Yani yaklaşıp uzaklaşmak yaklaşıp uzaklaşmak. Çünkü bu gemiler birer mobil tank. Bilen bilir. Ben hep derim. Sovyetler için statik tank terimini kullanırım. İtalyanlar için hibrit tank terimini kullanırım. Almanlar ise mobil tanktır. Yani sürekli hareket halinde olacaksınız. Ve hareket ederek, manevra yaparak tanklayacaksınız. Mermilerin namludan çıkış hızı saniyede 810 metre. Fakat Alman Delici mermileri hafif oldukları için az hava sürtünmesine maruz kalıyor. Bundan ötürü uzaktan dahi delse yakından sıkılmış gibi hasar veriyor. 406 milimetrelik ana bataryanın verdiği delici mermi hasarı 12700, bu ortalamanın altında bir hasar. 420'liklerin ise 13500 ki bu 13500'lük delici mermi hasarı esasında en iyi üçüncü delici mermi hasarı ama işte bunun karşılığında dolumunuz 3 saniye uzalıyor buna değer mi? bence değmez 406 mm'lik ana bataryanın temel dolumu 26 saniye bu 9. seviye zırhlar arasındaki en iyi 3. dolum burada Azuma yan verme hatasında bulundu dolayısıyla bakın tekrardan bandırdım çıktım tekrar bandırıyorum Azuma'ya köşk attık devam edeyim ben ee, 420'lik ana bataryanın dolumu da esasında kötü değil. O da 29 saniye az önce de söylediğim üzere. O da ortalamanın üzerinde kalıyor esasında ama ne gereği var 406'lık sıkabilmek varken? Taret dönüşü hızlı 32.7 saniye. 9. seviye zırhlar arasındaki en iyi ikinci taret dönüşü ki zaten yakın dövüş için tasarlanmış zırhların taret dönüşü hızlıdır arkadaşlar. Yani nedir bunlar? Bu arada hidroakustiğin bittiği için kosak orada sis bastı. Dolayısıyla benim de hidroakustiğin bitmiş olduğu için o sisin içindeki kosağı göremiyorum. Ama şans o ki o da beni göremiyor. Tabii ki sisin dışına çıkmadığı sürece. Zaten oradan çıktı beni gördü. Şimdi Friedrich Dergurse'nin ana bataryasının iyi olmasının sebebi. Dağılım. 264 metrelik bir yatay dağılımı var Friedrich Dergrossi'nin ki bu ortalama. 158 metrelik bir dikey dağılım var. İşte burada ortalamanın üzeri iyi bir rakam yakalanıyor. Dolayısıyla ikisinden biri dandik olurdu Almanlarda fakat Friedrich Dahlgrosse'de biri ortalama biri de ortalamanın üzeri olduğu için 3. slotta nişan alma sistemlerine modifikasyonu bir taktığınız zaman birden bu gemi büyü çarpılmış gibi oluyor ve ana bataryası çok isabetli bir şekilde menzil fark etmeksizin vurmaya başlıyor. Bunu sağlayan bir diğer etmen de 1.8 sigmaya sahip olması ki 1.8 sigma iyi bir sigma. Hep ben hep derim 1.8 olması gereken en düşük sigma miktarıdır. Çünkü 1.8 sigmanın aşağısı kötüdür. 1.7 kötüdür. Ama 1.8 iyidir. İyi, daha iyisi var mı? Tabii ki var. 1.9.2 olsa daha iyi olur ama 1.8 de görüyor arkadaşlar. Burada azuma yine yan verip sıkma hatasında bulunduğu için bir daha sıktım ona. Hem de full bir yansal bu. Bakalım vurabileceğiz mi? Şu ana kadar 86 bin hasar. Bir köşk daha. Etti 101 bin hasar. Arkadaşlar Fredrik Dergrosse'nin hızı da iyi. Ortalama dahi olsa 30 not hız bu büyüklükte ve bu kasada bir zırhlı için çok iyi. Torpido savunması %25. Şimdi ortalamanın altında gibi görünebilir. Hatta en kötü 3. torpido savunması da diyebiliriz ama şöyle bir durum var. Zaten ortalama dediğimiz torpido savunması %26 %27 ki Fredrik Dergorosa'nın daha kötü torpido savunmasına sahip zırhlılar da %23 ile Malboro, %24 ile Kearsarge. Dolayısıyla hakikaten de kötü diyemeyiz. Yani ortalama veya ortalamanın altı da diyebiliriz ama ortalama demek esasında daha doğru geliyor. Çünkü 1-2 rakam o kadar çok şey değiştirmiyor. Ama iş manevra kabiliyetine geldiğinde işte can havuzunun büyüklüğü ve zırh şemasının çok iyi olmasından dolayı burada Wargaming biraz kırpmış ve manevra kabiliyetini Bismarck'ınki gibi yapmamış. Yani 940 metrelik bir dönüş halkası var ki bu büyük ortalamanın altında kötü diyebileceğimiz halkalardan biri. Burada Monark'ı yan gördüm. Ve dümen kırma süresi de uzun. 17,5 saniye ki bu da ortalamanın altında kalıyor arkadaşlar. Monaka vurduk mu? Vurduk ama köşk atamadık. Gizlenmesi de kötü bu geminin. Kaptan becerisi ve yükseltme ile gittiğinizde yakalayabileceğiniz en iyi gizlenme rakamı 13.6 kilometre ki bu 9. seviye zırhlar arasında en kötü 4. gizlenme arkadaşlar. Daha kötü gizlenmeye sahip sadece 4 zırhlı var 9. seviyede. 3 zırhlı pardon. Musashi 17.1 kilometre. Minnesota 13.8 km ve Hizen 13.7 km. Ama bakın burada maç gerçekten çok denk ve çetin geçtiği için ben tipik bir Alman ile yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve maçın ilk yarısında sadece bandırıyorum. Yaklaşıp uzaklaşıyorum. Girmiyorum ama dikkat ederseniz. Yaklaşıp uzaklaşıyorum, yaklaşıp uzaklaşıyorum. Bir kere girdim belki ama burada nece yan verme hatasında bulundu. Ve şu ana bataryanın mermilerinin gidişindeki güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunu ne Bismarck'ta yaşarsınız ne de Pommern'de, Proisten'de veya e, Fri, Fri, e, Grosser Kurfürst'te yaşarsınız. Belki Kurfürst'te yaşayabilirsiniz bunu ama ağaç zırhları içerisinde ana bataryasıyla bu derece etkili olabilen başka bir üye yok. Bunu bu şekilde net bir şekilde belirteyim. Dolayısıyla bakın bakın maçın ilk yarısında arkadaşlar sadece gözlemliyorum ve gizliliğim de her ne kadar kötü olsa dahi bu adamlar uzaktan savaşmayı seçtikleri için bunların gözlem alanına girmiyorum. Bunlar benim gizlilik alanımın dışında kalıyorlar. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde uzaklaşıp cam basıp doğru an için Uzaktan dahi olsa fırsat kollayabilecek imkanı buluyorum. Bakın buraya görüyor musunuz? Bu gemi şuradan uzaklaştı ve uzaktan dahi sıktığım ana batarya gül gibi giderek çok isabetli vuruşlar sağlıyor ki şu ana kadar 6 tane köşküm var. Arkadaşlar bakın. Frederick Dergrosse Bismarck ikincilerine sahip. Ancak ana batarya isabeti ne kendisinden önceki ne de kendisinden sonraki hiçbir zırhlıya benzemeyen gerçekten çok verimli bir gemi. Ağaçta doğru oynamaya çalışırken bu gemiden daha verimli hissettiren başka bir gemi olmadı derken Monark'ı da bir köşkle alıp toplam 7 köşkle 170 bin hasara ulaştık. Fakat maç hala denk gidiyor, dengeli gidiyor ve benim sadece bir tane cam basmam kaldı. Dolayısıyla burada Barker'ın arkasından bastıracağım. Orada North Carolina ve Azuma var. O ikisi uzaktan savaşmayı seçmiş oldukları için ben her ne kadar buradan onlara sıkabilecek olsam da canım az olduğu için ikisinin de hedefine oturacak olursam özellikle Azuma patlayıcı mermileri sebebiyle benim istemediğim sonuçlar yaşanma sebep olabilir. Dolayısıyla ben burada sıkmak yerine gizli kalmayı tercih ediyorum. Ve bakın adaların etrafında dolanarak ilerliyorum. Asla açık suda durmaya çalışmıyorum. Açık suda tespit olmamaya özen gösteriyorum. Çünkü tespit olursam en azından arkasına saklanabileceğim bir kalkanım olsun. Burada Azuma nefis bir şekilde yan verdiği için bakın bir daha sıktım ve ana bataryanın mermilerinin gidişindeki güzelliğe dikkat edin. Azuma eğer biraz fazla kırmazsa köşk yer diyecektim ki 7. Burada 8. köşkümüzü attık burada. Şimdi arkadaşlar bakın şurada benim bu gemiyle yapmış olduğumu ben oynadığım 10 maçın 7'sinde falan yapabiliyorum. Çünkü bu gemi ana bataryasının etkili olabilmesi sebebiyle az önce de söylediğim üzere menzil fark etmeksizin sokabilen bir gemi. Şimdi biraz ileri bastırıp North Carolina'yı ikinci menzilime almaya çalışacağım ki North Carolina ikinci menzilime girerse ikincilerin de performansını görmüş olursunuz çünkü... Bu ikinciler az önce de söylediğim üzere Bismarck ikincileri. Basacak çok fazla canım yok gerçi ama işte zırh şemasının çok iyi olması sebebiyle ve bakın can havuzumun büyüklüğü sebebiyle yakın menzile girip bıçak dövüşüne girmeyi cesaret edebiliyorum. Ki bakın 33.900 34.000 canım daha var. Hani geminin şemasına, silüetine baktığınız zaman a canının %30'u %40'ı kalmış gibi görünüyor ama 33 bin can bir kruvazör canı arkadaşlar. Hadi 33 bin canlı bir 10. seviye kruvazörü öldürmeye çalışın bakayım. Orada ne dediğimi anlamaya çalışacaksınız. Anlayacaksınız da illaki. ki. North Carolina ikinci menzilime girdi fakat gördüğünüz üzere ben adaların etrafından dolanarak ilerliyorum. Bakın bunu, bunu özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bu her Alman zırhlısıyla yapılması gereken, takip edilmesi gereken taktik. Sadece bununla değil. Bismarck'la da bunu yapmanız lazım. Gneisenau'yla da, Scharnhorst'la da, herhangi bir premium Alman zırhlısıyla da. Çünkü bu Alman zırhlarının üstün yapan şey bu. Bakın burada North Carolina ikincileri kilitledim ve ikincilerin dönmeye başladı. Burada Azuma da yan gördüm. İnşallah onu öldüreceğim derken NC sıktı ve süper ağır delici mermileri bana çok ağır bir hasar verdi. Ama ben Azuma'yı öldüremedim diyecekken öldürdüm ve onun 9. köşkümü de attım burada. North Carolina ikincileri kilitledim. Yan vermemeye çalışıyorum. Gördüğünüz üzere limanda size gösterdiğim o çok kalın yanak zırhı ve buz kıran sebebiyle çok dar açıda North Carolina bana hasar vermekte büyük sıkıntı yaşayacak. Fakat ben onu öldüreyim derken Roma öldürdü. Arkadaşlar geriye bir Iowa ve İki tane destroyer kaldı. Dolayısıyla o tarafa doğru bastıracağım. Fakat önümde her zaman Barkan'ın Benham'ını destroyeri tutmaya çalışacağım. Ha her maç önünüzde sağ kalmış bir destroyeriniz olmayabilir. Size destek verecek bir kruvazörünüz olmayabilir. Fakat siz bu Alman zırhlısıyla o hidroakustik zamanlamasını doğru kullandığınız zaman tek başınıza dahi kalsanız destroyerlere karşı avantajlı oluyorsunuz. Ki burada ben bu hidroyu özellikle ofansif anlamda kullanmak için saklıyorum burada. Zaten benim için spotlayan bir destroyer var. Samet orada B'yi aldı. Orada ne var? Bir Kosak var, bir Nostraşim var, bir de ayo var. Burada bakın tekrardan adalara yakın bir şekilde hücuma kalkmaya çalışıyorum. Asla açık sudan ilerlemiyorum. Çünkü hangi destroyerin nerede olduğunu bilemeyiz. Yani şimdi şu an açığa çıkmış ve barkın arkasından bana torpido atmış bir pozisyonda olabilir. Bilemeyiz. Ki orada destroyerşim göründü. Göründüğü için artık ben kimin nerede olduğunu bilir bir vaziyette kendimden emin ve cesur bir şekilde nasıl saldırmam gerektiği konusunda net bir karar vermiş olabileceğim. Dolayısıyla bizim destroyerimizin yanına gidip ona destek olmak amacıyla hem ana bataryayı hem de ikinci bataryayı elimden geldiğince devreye sokmaya çalışacağım. Ancak hidroakustiği olur da sis basarlarsa diye saklayacağım. Orada sıkam, sıktım ama vuramadım. 219.000 hasar bastırıyorum. Bakın bu gemiyle şu maçta gösterdiğim performansı göstermek benim size söylediğim ipuçlarını takip ettiğiniz takdirde gerçekten çok kolay. ...hani bana söylemesi kolay geliyor... ...imiş gibi anlatıyor olabilirim ...insanlara... ...öyle geliyor olabilir... ...fakat Frederick Dergrossi'yi gerçekten... ...bokunu çıkaracak kadar çok oynadım arkadaşlar... ...ve bu gemiyi iliklerine kadar... ...çözdüğümü düşünüyorum... ...bundan ötürüdür zaten bu kadar... ...emin bir şekilde esasında ağacın... ...en iyi gemisi olduğunu düşünüyorum çünkü... ...insanlar Frederick Dergrossi'yi... ...uzaktan falan gördükleri zaman... ...burada Nostra şimdi benim ikinci mezilim içinde... Tamam ulan isabet ettiremez. Kötü kafasına kapılıp çok rahat bir şekilde Frederick Dargors'a karşı çok cüretkar oynayabiliyorlar. Oysa ki bu geminin ana bataryalarındaki şu isabet adeta bir gizli silah. Burada hidroakustiği açtım. Dolayısıyla Noistra her ne kadar sis basmış olsa da benim birazdan hidroakustik menzilimin içine girip CE olacak ki olduğu. Bakın. Budur arkadaşlar. Bakın ana bataryadaki isabete bak. Görüyor musunuz? Yani mermiler evet orada noştaşım geri geri gidiyor ama mermiler çok yan yana gitti. Demem odur ki Frederick Dargrossi'yi düzgün oynadığınızda gerçek bir gizli silah haline dönüşüyor bu gemi. Çünkü kimse bu geminin araba tarihinin esasında ne kadar isabetli olabileceğinin bilincinde olmadan bu gemiyi kötüleyerek oynuyor ve hatta bu gemiyi kötüleyerek yayıyor. Böyle kötü bir ünvanı var bu geminin ki bu ünvanı hiç ama hiç hak etmiyor bana soracak olursanız. Dolayısıyla Friedrich Dagros'e bana soracak olursanız, nefis bir gemi. Alman zırhlı ağacında Bismarck'la beraber en zevk aldığım gemi. Hatta söylemek açık olmak gerekirse Bismarck'tan daha çok zevk veren bir gemi bana. Siz zevk alır mısınız bilmem, zevk alabilmek için önce bir oynamanız, ondan sonra da bu gemiyi anlamanız lazım. Ancak çok oynayıp Anlamaya çalışıp en nihayetinde anladıktan sonra bu geminin gerçekten gerçek performansının kilidini açmış olacaksınız. Bu gemi için şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki video Proisen. Hayır, bir sonraki video Pomer. O videoda görüşürüz arkadaşlar.